Bitki Hobim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere para ağacını anlatacağım. Para ağacının bakımı hakkında püf noktalar vereceğim. Para ağacının bir diğer adı da refah çiçeği, refah bitkisi ya da şans ağacı, işte şans çiçeği de deniliyor. İşte böyle farklı farklı isimleri var. Bir diğer ismi de paçira. Biz bugün buna para ağacı diye seslenelim, para ağacı diye anlatalım. Genellikle ismi bu ya da satılırken de bu şekilde satılıyor. Nasıl şans getiriyor bize? Evinize getirdiğiniz bu para ağacının üzerinde eğer 7 tane yaprak bulursanız o zaman size ekstradan şans getirileceğine inanılıyor. Normalde çünkü bunun yaprakları ya 5 yapraklı ya da 6 yapraklı oluyor. Maksimum 6'ya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi benim şu an yaprakları 5 yapraklı ekseri olarak 6 tane bile şu an yok yapraklı olan. Ama eğer ki 7 tane yapraklı bulursanız o zaman size ekstradan şans getireceğine inanılıyor. Peki bakımı kolay mı bu bitki? Gerçekten kolay bir bakımı var. Yeni bitki bakmaya başlayan biriyseniz bile kolaylıkla bakabilirsiniz bu bitkiye. Zahmetsiz bir bitki. Öyle nazlı bir bitki değil. Öyle çok toprak seçen, işte hava seçen bir bitki değil. Ama tropik bir bitki. O yüzden dolayı nemden hoşlanıyor. Biraz nem eksikliğinden dolayı yapraklarında buruşmalar, kırışmalar meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda da üzerine su fısfıslayarak ya da bitkinin altına bir su dolu kap bırakırsanız oradan buharlaşan su da yine nem ihtiyacını görecektir. Yaprakları nemli kalacaktır bu şekilde de. Nem ihtiyacını bu şekilde giderebilirsiniz bitkinin. Tropik bir bitki dedik, sanki böyle yağmur ormanlarından çıkmış evinizin bir köşesine gelmiş gibi bir bitki. Çok zevkli bir bitki, bakması çok zevkli. Yılın her dönemi yeşil kalıyor. Yılın her dönemi yeşil kaldığı için de böyle evinizin bir köşesinde sanki bir orman gibi, ormanın içerisinden çıkmış bir ağaç gibi duruyor bu şekilde. Normalde bu paçira ağacı tek bir daldan meydana geliyor. Ama bunu yetiştirirken, büyütürken bu şekilde örgü haline getiriyorlar. Bu şekilde daha hoş görünüyor. Normal, burada gördüğünüz gibi 5 tane var paçira. 5 tanesini yukarıya doğru örgüleyerek çıkartmışlar. Ve bu şekilde de dallandırıp üzerinden budayarak bu şekilde büyümesini sağlamışlar. Bu bitki yaklaşık bende 1 yıldır ve 1 yıl boyunca bana hiçbir şekilde problem, sıkıntı çıkartmadı. Nem konusunu söyledim ama benim yaşadığım şehirde de nem öyle fazla değil. Diğer bitkilerim nerede duruyorsa bu da aynı yerde duruyor ve aynı muameleyi görüyor. Ekstradan bir muamele görmüyor, ekstradan bir bakım istemiyor. Gayet sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Toprak konusuna gelelim. Toprak seçiminiz nasıl olmalı? Şimdi bu bitkide tamam bakımı kolay ama en büyük sıkıntı kök çürümesi. Eğer ki kök çürümeye başlarsa o zaman bitkinizi kurtarmak biraz zor oluyor. O yüzden toprak seçiminde biraz süzek bir toprak yaparsanız, süzek bir toprağa yerleştirirseniz içiniz daha rahat olur, daha sağlıklı olur bitkiniz. En azından kök çürümesi meydana gelmez ya da kök çürümesinden korumuş olursunuz biraz daha, bir nebze daha iyi olur. Tabii delikli bir saksı tercih etmelisiniz. Öyle ahşap büyük bir saksı istemiyor ağaç ama genellikle ağaçlar büyük saksılar ister, büyük toprakların içerisine girmek ister ama para ağacında böyle bir durum yok. Ona göre, boyutuna göre bir saksıya yerleştirirseniz, toprak koyarsanız orada da gayet sağlıklı bir şekilde yaşayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir ağacım var ve 2 litrelik bir saksının içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Sulamasına gelelim. Sulamasını nasıl yapabilirsiniz? Toprağı kurudukça su vermeniz gerekiyor. Fazladan su vermeyin. Fazla suyu sevmiyor. Toprağı kurudukça parmağınızla bu şekilde batırıp toprağın kuruduğunu hissettiğiniz zaman parmağınızın ucunda ondan sonra su dökebilirsiniz, su verebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı büyüyecektir. Ya da kök çürümesi ya da ne bileyim kök hastalıkları meydana gelmeyecektir. Nasıl bir ortamdan hoşlanıyor? Direkt güneş alan bir yere koymamanız gerekiyor. Yani güneş yapraklarına değmemeli. Tropik bir bitki olduğu için direkt güneşten hoşlanmıyor. Ama güneş ışığını seviyor. Aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Bol aydınlık bir yere koyarsanız gelişimi daha hızlı olacaktır. Daha hızlı büyüyecektir. Ama direkt güneşin karşısına koyarsanız yapraklarında yanıklar meydana gelebilir. Hatta şu an burada bir tane küçük bir yanık var. Bakın görmüş olduğunuz gibi.
ufak bir yanık var. Bu daha da fazla olabilir. Eğer ki böyle bir durum varsa demek ki çiçeğinizin konumu iyi değil, bulunduğu yer güzel değil. Onun konumunu değiştirirseniz, daha güzel bir yere koyarsanız bitkiniz daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer konu da yaprakların ucundaki kararma ya da yaprakların ucundaki kuruma diyelim daha doğrusu. Yaprakların ucunda kuruma meydana geliyorsa bu iki sebepten ötürü olabilir. Bir, susuzluktan ötürü olabilir. Susuz kalmış olabilir. Bir diğeri de verdiğiniz sudan kaynaklı olabilir. Eğer musluk suyunu direkt dökerseniz, bekletmeden dökerseniz içerisindeki klordan dolayı yapraklarında bu şekilde kurumalar meydana gelebilir. Şu an normalde benim diğer bitkilerimde işte salon sarmaşıklarında bazen oluyor kuruma ama bu bitkide olmadı. Velev ki olursa bu şekilde o zaman ağzı açık bir kapta suyu bekleterek dökerseniz bitkinizin yaprakları daha sağlıklı olacaktır, daha güzel görünecektir. Sürekli kullandığım bir kap var, o kabın içerisinde suyumu bekletiyorum. Bir gün, iki gün dinlendikten sonra o suyu bitkilerime, çiçeklerime döküyorum. Aynı muameleyi para ağacım içinde yapıyorum ve gayet sağlıklı bir şekilde yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Yaprakları sararıp kopup düşüyorsa yere, o zaman ciddi bir sıkıntı var demektir. Normalde yaz, kış yeşil kalan, yılın her dönemi yeşil kalan yaprakları var. O yüzden yapraklarında problem varsa mutlaka bir derdi var demektir. Eğer bu şekilde sararıp düşüyorsa gövdesini kontrol etmeniz gerekiyor. Normalde şimdi bu gövdesi taş gibi olur. Ama eğer ki bu şekilde kontrol ettiğinizde yumuşadıysa, yumuşama varsa, hafif de olsa yumuşamaya başladıysa demek ki kökünde bir problem var. Kök çürümesi meydana gelmiş olabilir. Eğer böyle kök çürümesi meydana geldiyse ya da kök çürümesi başladıysa hemen saksısından çıkartıp çürümüş köklerini budamanız gerekir ve onu kuru bir toprağa ekmeniz gerekir ve bir sürede su vermemeniz lazım. Çünkü çürüyen köklerin ve budadığınız köklerin iyileşmesi için. Buna dikkat etmeniz lazım. Çok ıslak bir toprakta kalırsa uzun süre bu şekilde kök çürümesi meydana gelebiliyor. Ve en büyük göstergesi de bu sarıp düşen, kuruyan yapraklar ya da kurumuş, tamamen kurumuş, düşmüş bu şekilde yapraklarını bulursanız ya da yapraklarında ciddi bir şekilde bozukluklar varsa demek ki kökünde bir problem olabilir. Bunu da direkt gövdesinden kontrol ederek bakabilirsiniz. Bu şekilde hemen müdahale edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan yeni bir sürgün vermiş. Bu şekilde büyümüş. Bu sürgünü yaklaşık bir ay içerisinde yaptı. Ufak ufak büyüyerek bu şekilde büyüdü geldi. Eğer yerini seviyorsa, mutluysa bu şekilde de ufak ufak büyüyor. Çok zevkli bir bitki dedik. Bakması kolay, yaşatması kolay. Öyle nazlı bir bitki değil, nazlı bir ağaç değil. Eviniz her evde yaşayabilir, her evde büyüyebilir. Öyle çok ışık isteyen, işte ondan sonra çok böyle güneş isteyen, çok işte inanılmaz güzel bakımlar isteyen bir bitki değil. O yüzden zaten oldukça hızlı yaygınlaşan bir bitki. Günümüzde birçok artık evde bulunmaya başladı. Eskiden çok bilinen bir bitki değildi ama artık bilinen bir bitki haline geldi. Bu para ağacı. Umarım sizlerin de güzel güzel para ağaçlarınız olur ve onları sağlıklı bir şekilde büyütürsünüz. Verdiğim bilgiler size yararlı olduysa bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Para ağacıyla ilgili de merak ettiğiniz şeyler varsa o merak ettiğiniz şeyleri de yorumlar kısmında yorum yazarak bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara da cevap veriyorum. Sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın.